30 Ağustos Zafer Bayramı nedir? 30 Ağustos 1922 tarihi Türk ulusunu esir etmek isteyen yayılmacı, istilacı güçlere karşı kadınıyla, çocuğuyla, ordusuyla topyekun verdiği bir savaşın ve ulusal benliğin kurtardığı zafer destanının yazıldığı gündür. 1. Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Bütarkaresi ve Sevr Anlaşması'yla yurdumuz tamamen elimizden alınıyor. Vatanımızda hür olarak yaşama hakkımıza son veriliyordu. Yüzyıllardır üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu topraklar düşmanlara veriliyor. Bizim de bunu kabul etmemiz isteniyordu. Türk milletinin bu durumu kabul etmesi elbette mümkün değildi. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla lideriyle kucaklaşan Anadolu, Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığını yaptığı ordumuz 26 Ağustos 1922'de düşmana saldırdı. Bir saat içinde düşman mevzileri ele geçirildi. 30 Ağustos'ta düşman çember içine alındı. Sağ kalanlar esir alındı. Esirler arasında Yunan başkomutanı Trikopis de vardı. Bu savaş Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için başkomutanlık meydan muharebesi olarak adlandırıldı. Büyük taarruzun başarıyla sonuçlanmasından sonra düşman İzmir'e kadar takip edildi. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla yurdumuz düşmandan temizlenmiş oldu. Ne demiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur. Bağımsızlık uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır. Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi saygıyla anıyor. Tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.